Kürdev ve İHA işbirliğiyle bugün İdlib bölgesine geldik ve bir kampta kardeşlerimizle, çocuklarla, dostlarla birlikteyiz. Tabi burada çocuklarla da konuştuk, isimlerini sorduk, okullarını sorduk, gelecekte ne olmak istediklerini sorduk, hayata bakış açılarını sorduk. Bir çocuğumuz demişti ki, biz önce ayakta kalmaya çalışıyoruz, önce yaşamaya çalışıyoruz, mesleği şu an için düşünme imkanımız yok diye ifade etmişti. İnsan olmak çağımızın hakikatlerine dikkat çekmek zorundayız ve bunu gerçek anlamda insan olma noktasındaki hakikati mutlaka yaşamak zorundayız. Bu kampa ait fotoğrafları, videoları gerek cep telefonlarımızdan gerekse televizyonlardan izleyerek bir duygu hüznü içerisinde birkaç dakikalık hüzünle savuk geçiyorduk. Ancak bugün burada bir film sahnesinden öte bir gerçeklikle yüz yüzeyiz. İnsanlara, kadınlara, gençlere, çocuklara burada yaşadıkları hayat şartları içerisinde selam vermeye, dokunmaya, gönlümüzü gönüllerine değirmeye geldik. Yaşadığımız gerçeklikle bu çocukların ve bu insanların yaşadığı gerçeklik arasında uçurum var. Dikkatlerin şu anda çekildiği Avrupa'nın doğusundaki bir ülkeden Orta Doğu'nun batısındaki bir ülkedeyiz şu anda. Yıllardır, belki 10 yıldan fazladır burada bir dram yaşanıyor. Batı medeniyeti bu dramı görmezden geliyor. Şu anda biz bu drama dikkat çekmek için buradayız. Tabii ki dünyanın hiçbir coğrafyasında hiçbir çocuk ağlamasın, hiçbir çocuk ölmesin, zulme uğramasın. Ama görmezden gelinen 10 yıllardır Orta Doğu halklarının çekmiş olduğu zulüm, savaşlara hayır diyelim. Fakat yıllardır süren bu zulmü de görelim, o zaman hakkaniyete hizmet etmiş olacağız. Montaigne'in bir sözü vardı, büyük acılar dilsizdir diye. Hakikaten bunları ifade edebilmek çok zor. Herkes bir şey yapmak için ne yapabilirim diye düşünmeli. Hakikaten çok büyük imkansızlıklar içindeler. Herkesin bir şeyler yapmak için en azından kendisini sorgulamalı, ne yapabilirim diye düşünmeli diye düşündüm. Tabii tahmin edeceğiniz manzara bir savaşın travmatik sonuçlarıyla en ağır şekilde yüzleşen bir coğrafyaya geldik. Bu yüzleşme bütün uygarlığın yüzleşmesi gereken çok büyük bir yer. İnsanlar çok ağır iklim şartları altında, imkansızlıklar altında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ben 50 aşkın bölgede kamplar gördüm. Fakat Suriye'de başka bir manzara var. Küçücük sınıflara sığışmak zorunda kalmış, sıkışmak zorunda kalmış genç yavruların okuduğu bir okulun damından, ısınmayan sınıflardan, kitapları noksan, kıyafetleri noksan, çoğu ayaklarında terlikle, benim üzerimdeki şu malzemelere rağmen üşüdüğüm şu iklimde ayaklarında terlikle olan çocukları biz hatırladık, size de hatırlatıyoruz. İdlib'den hatırlatıyoruz. Selamünaleyküm.
mobile phones can be used in flight mode. Please put your mobile phones in flight mode now and keep them in. Mevsimlik, gündelik veya işçi olarak çalışanlar var ama bölge şu anda yaklaşık 210 bin insana ev sahipliği yapıyor Reyhanlı ilçesi. Sığınmacıları içerme potansiyeli nasıl? Algı nasıl? Adadaki gibi mi yoksa burada daha... Yok, genel anlamda burada tabii karışma konusunda daha rahat etmez çünkü din her şeyden önemli. Burada zaten bahsettiğim o Reyhanlı'nın yerlisi olan vatandaşlarımız da zaten birçoğu anadili Arapça aslında. Yani doğduktan sonra hep Arapça konuşuyorlar. 10 yaşına geldikleri zaman Türkçe konuşmaya başlıyor. Haliyle kendilerinin bu Arapça biliyor olması, işte Suriye'den gelen misafirlerin de Arapça anlaşabilmesi onların hayat adaptasyonunu da hızlandırdı burada. Şu anda temel bir problem yaşanmıyor. Herhangi bir kültürel farktan kaynaklı bir sorun yaşanmıyor. Göçün ekonomi etkisiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani tabii Reyhanlı'ya çok katkısı olduğunu paylaşıyorlar Reyhanlı'nın sakinleri bizimle. İnşaatlaşma konusunda, diğer konularda. Tabi mutlaka onun katkısı oldu. İşte nakliye konusunda, diğer ticari konularda ciddi katkı sağladı bölge. En nihayetinde karşıda bir kriz var, bir savaş şartı var. Ya buna karşın Reyhanlı bu konudaki en önemli nefes yollarından bir tanesi. Çünkü Cilvegözü sınır kapısı şu anda aslında Suriye'nin İdlib bölgesinin hayata veya dünyaya açılan tek kapısı. Rejim tarafından çıkamadıkları için, orada bir yaşam süremedikleri için veya oradaki yol güvenli olmadığı için buradan giren çıkan ticari ürünler, insani yardımlar büyük önem arz ediyor haliyle. Cilvegözü sınır kapısı bu anlamda çok önemli. Cilvegözü sınır kapısı Reyhanlı'da bulunduğu için haliyle Reyhanlı çok kritik bir konumda yani bu anlamda. İçerisinde ofislerimiz ve lojistik depomuz bulunuyor. Burası geçici aktarım sahalarımızdan bir tanesi. Bölgelerde, farklı bölgelerde, farklı alanlarda depolarımız da mevcut. Yardımlar Suriye'ye geçtikten sonra ilk olarak buraya gelir, tasniflenir, sınıflandırılır, dağıtıma uygun hale getirilir ve ihtiyaç durumuna göre de bölgelere gönderilir. İhtiyaç tespitleri de buradaki ofisimiz tarafından yapılıyor. Kamplarda ve diğer yerleşimlerde ihtiyaç tespiti
buradaki ofisteki görevli arkadaşlarımızca yapılıyor. Konuşup saha çok daraldı. Artık bir fiil bütün dağıtımlarımız ve diğer organizasyonların hepsi İHA'nın yetkili personeli ve görevli ve gönüllü arkadaşlar tarafından birinci elden takip ediliyor doğrudan. Ben de %70 civarında aynı olarak bölgeye doğrudan bizim 81 ilde bulunan teşkilatlarımız üzerinden ulaştırılıyor. %30'luk bir dilimi de nakdi bağışlar üzerinden organize ediliyor. Kış süreci için böyle. Tabii hani nitelik nicelik bakımından baktığımız zaman nakdi olarak gelen bağışlarla biz daha nitelikli ürünler alıyoruz ki daha çok fazla yaraya merhem olabilelim. Aynı olarak gelen yardımlar da acil durumda ve ailelerin en azından daha fazla ihtiyacını temin etme, ailelerin daha fazla ihtiyacını karşılama üzerine kullanılıyor. Teşkilatlarımız sağ olsun 81 ve ilçelerinde de hemen hemen birçok şu anda ilçede teşkilatlarımız var. Eksik olmasınlar hem bu kış sürecinde hem genel anlamda 11 yıldır hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Vatandaşlarımızın, bağışlarımızın kendilerine ulaştırmış oldukları ürünler, bağışlar, nakdi bağışları Suriye'ye her zaman gönderdiler. Ve 11 yıldır biz burada aslında bir insani baraj görevi de görüyoruz. Yani şu anda bu insanlar İdlib bölgesindeki 4 milyon 250 bin insanın burada yaşama umudunun olmasının en temel nedeni bu insani yardımlar. Çünkü ne olursa olsun geri dönebilme umudunu taşıyorlar, yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Yani biz ailelere bir gıda polisi verip aslında karınlarını doyurmuyoruz sadece. Onlara yaşam umudunu da vermiş oluyoruz. Çok kıymetli bir çalışma olarak. Burası sadece bina olarak var mı diyorsunuz? Burası İHA tarafından yapılan bir yer. Sıfırdan evet. Normal burası sadece İHA tarafından yapılan bir yer. Bu destekler aynı zamanda burada yaşayan insanların Türkiye'ye göçüyle engelliyor. Yani böyle bir gerçeklik de var. Yani siz bunları burada tutamazsak biz bu insanları, bunlar da Türkiye'ye göç edecek. Oradan Avrupa'ya ve farklı yerlere geçmeye çalışacak. Yaklaşık kaç bin insan var? Yani. 4 milyon 250 bin insan İdlib bölgesinin kırsalı ve merkezinde yaşıyor şu anda. 4 milyon 250 bin evet. Tabii şöyle bir durum var. Afrin göçek işi var mı? Göçek işi var mı? Şu anda yok hayır. Yani bu hem oradan hem buradan. Yok hayır. Yani şu şekilde geri dönüş şu anda zaten bölgenin mevcut yapısı bunu kaldırmaya müsait değil. Geri dönüş tarzında bir durumu kaldırmaya müsait değil. Buradan da o tarafa karşı bir göç hareketi yok şu anda. Şunu da söyleyelim. Tabii Afrin, Azez el Vakcı, Rablus ve Tel Aviv Rasulayn hattını da baz alırsak ya şu anda bizim ve Türkiye'nin doğrudan yardım çalışması yürüttüğü bölgelerde yaklaşık olarak şu anda 10 milyona yakın da insan yaşıyor aslında. Yani bu da tabii sadece İdlib bölgesi değil, diğer bölgelerde de benzeri mağduriyetler var. Ama İdlib bölgesi daha fazla saldırıya uğrayan bir bölge. Hayatın normlaşma derecesinin en azından kısmen daha yavaş ilerlediği bir bölge olduğu için haliyle hem mağduriyet hem de ihtiyaç daha fazla burada. Thank you.
çocuklar gibi. Sadece burada yaşayan insanların yüzleşmesi değil, bu yüzleşme bütün uygarlığın yüzleşmesi gereken çok büyük bir gerçek. Hırsların işgal arzusunun işte neticesi Kerame Kampı, onlarca farklı kamptan bir tanesi. İnsanlar çok ağır iklim şartları altında, imkansızlıklar altında hayata tutunmaya çalışıyorlar. Gerçeklikse buyurun, gerçeklik. Uygarlığın insanlığa sunduğu standartlarsa, işte buyurun standartlar. Aslında görüntü her şeyi söylüyor. Dünyanın pek çok yerinde, belki 50 aşkın bölgede kamplar gördüm. Fakat Suriye'de başka bir manzara var, zor bir manzara var. Geçen haftalarda dostlarımız gelip ağır kış şartlarının burada var ettiği bize anlatmaya çalışıyorlardı. Anlıyorduk ama dokununca anlamak daha farklı. Bu anlamda bu gerçeklikle olan ilişkinizi doğru kurun. Buradaki insanları hatırlayın, buradaki Müslümanları önemseyin. Burada yaşanan dramın neden yaşandığını ve buna insanlığın nasıl bir çözüm bulması gerektiğini mutlaka tefekkür edin. Suriye'nin İdlib şehrinden bütün insanlığı, dostlarımı, kardeşlerimi, yurdumu işte bu manzarayla selamlıyorum. Bir kampın hemen berisinde küçücük sınıflara sığışmak zorunda kalmış, sıkışmak zorunda kalmış genç yavruların okuduğu bir okulun damından, ısınmayan sınıflardan, kitapları noksan, kıyafetleri noksan, çoğu ayaklarında terlikle, benim üzerimdeki şu malzemelere rağmen üşüdüğüm şu iklimde ayaklarında terlikle olan çocukları biz hatırladık, size de hatırlatıyoruz. İdlib'den hatırlatıyoruz. Selamünaleyküm. Sınırında yanı başında İdlib'deyiz. İdlib'de bir okuldayız ve eğitim yapılıyor bu şartlarda. Savaşın kurduğu çocuklar bu şartlarda eğitim alıyorlar. Sınıflara görebilirsiniz. Bu şekilde okullar. Savaşın çocukları bu şartlarda eğitim alıyorlar. İdlib'deyiz. Suriye'nin kuzeyinde bunlar. Türkiye sınırındaki İdlib'deyiz şu anda. Merhaba. Şu anda İdlib'e bağlı Kerame kampındayız. Az önce intikal ettik buraya. Şu anda bir okulun da çatısındayız. İki katlı bir okul. Hatta tek kat diyelim. Bulunduğumuz yer ikinci kat diyebiliriz.
arkanızda uçsuz bucaksız bir kamp görüyorsunuz. Düzenli mi, düzensiz mi, bunun hiçbir önemi yok ama iç içe geçmiş, neredeyse bitişik nizam halinde olan bir kamp. Az önce çocuklarımıza yanımıza getirdiğimiz küçük hediyelerimizi takdim ettik, ikram ettik. Onların gözlerindeki sevinci ve mutluluğu gördük. O çocuklar biraz sevgi, biraz ilgi, merhamet, çokça da şefkat bekliyorlar. Lütfen imkanınız vardır, ömrünüz vardır, vaktiniz vardır. Çıkın gelin İdlib'de insanlığın nasıl sıkıntılara düçar olduğunu görün. İnsanların ne halde olduğunu görün. Çocukların çorapsız, ayakkabısız olduğunu görün. Okuldan yoksun olduğunu görün. Hayatın bütün neşesini kaybetmiş olduğunu görün. Burası İdlib Kerane kampı. Biraz vicdan taşıyorsak, merhamet ve şefkat kavramlarını kullanıyorsak, sizin de bir gün buraya gelmeniz zorunlu. Bu çağa lütfen tanık olmak istiyorsanız gerçek anlamda İdlib'i görmek zorundasınız. Arkamızda arkamda görülen bölge tamamen Kerane kampı. Kitapları ziyaret ettiğimiz üçüncü kamp sırası. İlk gittiğimiz kamp hakikaten çok içler acısıydı. Yani hava soğuk olmasına rağmen işte çocukların ayaklarında çorap yok, terlikler de çamurun içindeler. Hatta çadırların bir kısmının içinde bile çamur vardı. Yani Montaigne'in bir sözü var. Acılar dilsizdir diye. Hakikaten bunları ifade edebilmek çok zor. Yani en azından gidip görenlerden dinlemek gerekiyor. Bütün sefralara gelip görmek gerekiyor ve bir şeyler yapmak gerekiyor. Herkes bir şey yapmak için ne yapabilirim diye düşünmeli diye. Şimdi bulunduğumuz bölgede bir okulun üzerindeyiz. Çatıkatındayız şu anda. Çokça öğrenci var. Sınıfları Türkiye'den gelen arkadaşları görmelerini isterdim gerçekten. Soğuk. Bazı bir odada idare odasında işte bir soba yanıyor. Mazot soba. Korkunç bir mazot kokusu falan var. Hakikaten çok büyük imkansızlıklar içindeler. Herkesin bir şeyler yapmak için en azından kendisi bir sorgulamalı, ne yapabilirim diye düşünmeli diye düşündüm. Selamünaleyküm.